Merhaba gençler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle arı yayınları ilk prova soru bankasında çarpanlar ve katlar ebop ekok sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Gençler test dördünün ilk sorusuna geçmeden önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak birinci sorumuzla dersimize başlayalım. Yukarıda verilenlere göre x ve y'nin ekoku aşağıdakilerden hangisidir? Gençler burada ne yapmamız gerekir? Öncelikle x'i ve y'yi bulmam gerekir. Bakın x 30 ile 40'ın ekokuymuş. O halde 30 ve 40 sayılarının ekokunu bulmak için bölen listesi yönteminden faydalanarak çarpanlarına ayıracağız gençler. Evet 2'den başlayarak bölebiliriz arkadaşlar. Bakın 2'ye böldüm. 32'ye bölünürse 15. 42'ye böldüm 20. Tekrar 2'ye bölüyorum. 15'i aynen yazdım. 20'yi 2'ye bölersek 10'dur. Yaşta bölünmeyen sayı aynen yazıyoruz. Tekrar 2'ye bölüyorum. Bakın 10'u 2'ye bölersem 5. 15'i 2'ye bölünmez. Aynen yazarız. Şimdi 3'e bölüyorum. Bakın 2'ye bölme bitti. 15'i 3'e bölersek 5'tir. 5 3'e bölünmez. Aynen yazdım. 5'e bölersem her ikisi de 1'dir. Evet bu sayıların yani 30 30'a 40'ın ekoku buradaki sayıların çarpımıdır. O halde 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5. Gençler 2 üzeri 3 8 demek 3 kere 5 15 8 kere 15 de 120 olur. Ekokları diyoruz. Evet bu da bizim için neyin değeri? X'in değeri. Peki devam ediyorum. 12 ile 30'un ekokunu bularak Y'yi bulacağız. 12 ile 30'u yazıyorum. Yine asal çarpanlarına ayırıyoruz. Evet, 2'den başlayarak bölüyorum gençler. 2'ye böldüm. 12'ye 2'ye bölünürse 6, 32'ye 2'ye 15. Tekrar 2'ye böldüm. 3, 15, 3'e böldüm. 1, 15'i 3'e bölersem 5'tir. 5'e böldüm. 1. Evet, bu sayılara bakıyorum. 2 tane 2'miz var. 2'nin karesi. Yani o halde y diyeceğimize göre y eşittir. 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5 diyorum. Buradan y eşittir. 2'nin karesi 4. 4 kere 3 12. 12 ile 5 çarparsak da 60 olur. Evet. X ve Y. X 120 iken Y 60. Bu seferde ne yapıyorum? Bakın X yerine 120. Y yerine 60 yazar. Ekoku bulacak olursan Gençler ayrı ayrı yine asal çarpanları ayırmadan şunu çok rahat söyleyebiliriz. Eğer iki sayı birbirinin katıysa küçük olan EBOB'dur. Büyük olan ekoktur. O halde 120 60'ın katı olduğu için 120 ile 60'ın ekoku 120 olur diyoruz. Ve 120 cevabını B şıkkında işaretliyoruz. Evet sayfamı temizleyerek ikinci soruya geçiyorum. Aşağıda verilen sayı çiftlerinden hangisinin ekoku diğerlerinden daha büyüktür diye soruyor. Gerçekten A şıkkında 10 ve 18'den başlayalım. Asal çarpanlarına ayırıyorum. Evet, yine 2'den başlayarak böldüm. 5 18'i böldüm. 2 Pardon 9. Evet. 5 ve 9 2'ye bölünmez. 3'e bölüyorum. 3. 5'i aynen yazdım. 3'e böldüm. 1 5 bölünmez. Aynen yazdım. 5'e böldüm. 1'dir. Bakın o halde 10 ile 18'in ekoku 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5. Burada şunu çok rahat yapabiliriz gençler. 5 ile 2'yi çarptım. 10 3 kere 3. 9 9 çarpı 10'dan ekokları 90'dır. Evet 24 ile 12 gençler. B şıkkını yazalım. Evet az önceki soruda da söylemiştik gençler. Bu kuralı çok kullanacağız. Eğer iki sayı birbirinin katıysa büyük olan ekoktu. Bakın bu sayının 24, 12'nin tam katı olduğu için ekokları 24'tür diyoruz. Peki 15'te 32'ye bakalım. Şöyle C şıkkı diyelim. Evet 2'den başlayarak bölüyorum gençler. Bakın 32 ile 15. 32 2'ye bölünürse 16, 15 bölünmez. Gençler artık aslında şunu da söyleyebiliriz. Bakın 15 ile 16 aralarında asaldır. Buradan itibaren bölme olayı bitmiştir. Bakın şunu da çok rahat yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer aralarında asal olduğunu anladıktan sonra ek bulurken buradaki 3 sayı çarpmamız gerek. Yani 2, 15 ve 16'yı çarparsak ekoklarını bulmuş oluruz. Yine devam edelim isterseniz bölmeyi. 16 2'ye böldüm 8. 15 bölünmez. Bakın 15 bölünmedi. Tekrar 2'ye böldüm 4. 15. 2'ye böldüm 2. 15 bölünmez. 2'ye böldüm 1. 15 bölünmez. Evet 3'e bölüyorum 5. 5'e böldüm 1'dir. Bakın arkadaşlar burada az önce ne demiştik? 1, 2, 3, 4, 5 tane 2 var. Yani 225 çarpı 3 çarpı 5. Evet gençler 2 üzeri 3 çarpım 3 çarpı 5. Aslında ne demektir bu? 32 çarpı 15 demektir. Bakın 32 ile 15 çarpmadan diğerlerinin büyük olduğunu göreceğiz. Bir de değişikliğine bakalım. 14 ve 70'e bakıyorum. Ekokları için gençler 70 14'ün 5 katıdır. O halde ekokları da 70'tir diyoruz. Evet Baktığım zaman gençler bakın 90, 24 ve 70 yani A şıkkı, B şıkkı ve D şıkkını eliyorum. 32 ile 15 çarpacak olursak gençler 30 ile 15 çarparsam 450. 2 tane 15 eklersem 480. Bakın çok büyük bir sayı çıktı diyorum. Ve diğerlerinde büyük olduğu için C şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet devam edelim. Evet Üçüncü soruya geldiğimiz zaman olduğuna göre x yerine yazılabilecek sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Gençler 25 ve x'in toplamı toplam bir sayı. Bunların 36 ile ek 72 olacak. Burada yapmamız gereken yöntem a şıkkı ile başlayarak x yerine 3 koyacağız, 1 koyacağız, 0 ve eksi 1'i yerine koyacağız. Şimdi ben a şıkkında 3'ü koyacak olursam 25 ile 3'ü toplarsam 28 olur. O halde 28 ile 36'nın ekokunu bulmamız gerekir. Şimdi gençler şunu çok rahat söyleyebilirsiniz. Bakın ben burada ayrı ayrı ekok bulmak yerine ekok ne demektir? Bizim için ekok ortak kat demektir. Şimdi arkadaşlar bakın 72'nin 72, 72 36'nın katıdır. Ama aynı zamanda ne olması gerekir? Ekok olması için 28'in de katı olması gerekir. Evet 72 28'in katı olmadığı için ekokları 72 olamaz diyoruz. E, tam katı denk gelmesi gerekiyordu. Peki B şıkkındaki 1'i x yerine koyarsam 25 bir daha 26 olur. 26 ile 36'nın ekoku az önce söylediğimiz gibi gençler bakın ayrı ayrı hesap etmek yerine şunu çok rahat söyleyebilirim. Evet 72 36'nın katıdır ama 26'nın tam katı değildir. O halde ekokları 72 olamaz diyorum. Peki ne yapıyoruz? C şıkkındaki 0'ı yerine koyalım. 25 0 daha 0 25 yapar. 25'te 36'nın ek oku. Gerçekten 25 36'nın ek oku aralarında asal sayılardır. Bunların çarpımına eşittir diyebiliriz. Bir de ne demiştik az önce? Ekok'un her iki sayının katı olması gerekir. 36'nın katıdır ama 25'in pardon 72 25'in katı değildir der. Bunu da elemiş oluruz. Peki C, D şıkkındaki eksi 1'i yerine koyarsam 25 eksi 1 daha 24 yapar. Şöyle D şıkkı diyorum. 24 ile 36'nın ekoku. Şimdi gençler bakın. 72 24'ün 3 katıdır. E aynı zamanda 36'nın 2 katıdır. Yani o olabilir diyoruz. Yani her ikisinde kat olmak zorunda demiştik. Yani ayrı ayrı hesap edip yani ne diyorum? Asal çarpanları ayırabiliriz. Buradan da yine 72 yi görebilirsiniz. Bakın diğer şıkları elediğim için 72, 24 ve 36'nın katı olduğu için doğru cevabımız D şıkkı olabilir deriz ve D şıkkını işaretleriz. Evet temizleyerek dördüncü soruya geçiyorum. aşağıda verilen sayılardan hangisi ile 45 sayısının ek oku 135'tir? Gençler bakın bu tarz sorularda şıkları yerine koyarak yani ben 45 ile 27'nin yine 21 ile 45'in 18 ile 45'in ve 15 ile 45'in ek bularak kontrol edebiliriz. Ama diyorum ki bunun daha kısa bir yolu var. Şunu yapabilirim. 45'i asal çarpanlara ayırmak istiyorum. Evet 45 ile ekokları olan 135'i e asal çarpanlar ayıracağım. Şimdi 45'i e asal çarpanlara 3'e böldük. 15 3'e böldüm. 5 5'e böldüm. 1'dir. Şimdi gençler bakın burada ne var bizim için? Bir, iki tane 3 var. Bir tane 5 var. Bir de 135'i e ayıralım. 3'e böldüm. 45 3'e böldüm. 15 3'e böldüm. 5 5'e böldüm 1'dir. Şimdi gençler şimdi A şıkkında ben aslında ne arıyorum bakın burada. 45'in 1, 2 tane 3'ü var. 135'te dikkat ederseniz 2 tane 3, 1 tane de 5 var. Bakın burada arkadaşlar bu aynen burada yer alıyor. Evet bizim ne almamız gerekiyor? Ne bulmamız gerekiyor? Öyle bir sayı söyleyeceğiz ki içerisinde bir tane daha fazladan 3 olması gerekiyor. Yani 3 tane 3 olmak durumunda diyoruz. O halde A şıkkındaki 27'yi alırsam Asal çarpanlarına ayırıyorum. 9, 3'e böldüm. 3, 3'e böldüm. 1'dir. Bakın arkadaşlar burada 1, 2, 3 tane 3 olduğu için zaten ben de 3 tane 3 arıyordum. O halde 27 bizim sorumuzun doğru yanıtı olur deriz. Evet istersek 27 ile 45'i ek asal çarpanına ayırarak da 145, 135 olduğunu söyleyebilirsiniz. Evet devam edelim. Evet aradığımız gençler bizim. Ekokta bulunan, bakın şuradaki farklı bir renkle tekrar edelim. Burada 3 tane 3, 1 tane 5 olması gerekiyor. E zaten 2 tane 3, 1 tane 5 var. O halde buradan 1 tane ne almam lazım? 3 olan sayı, fazladan 3 olan sayının gelmesi gerekir diyoruz. Evet, 5. soruya geçiyorum. Gençler, 2 üzeri 4 çarpı 3 çarpı 7'nin karesiyle 126 sayılarını ekoku aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar burada şunu sakın yapmayın. 2 üzeri 4, 3 ve 7 üzeri 2'yi çarpıp çok büyük bir sayı bularak bunu 126 ile ekoklarını ayrıca bulmaya çalışmayalım. Eğer üstü sayılarına ayrılmış şekilde yani asal çarpanlarına ayrılmış şekilde verilirse ekokları daha kolay buluruz diyorum. Bakın o halde 126'yı da asal çarpanlarına ayırmak istiyorum asal çarpanları şeklinde çarpımı şeklinde yazalım. Önceki 2'ye böldük. 63. 2'ye bölünmez. 3'e böldüm. 21. 3'e böldüm. 7. 7'ye böldüm. 1'dir. Gerçekten 126'yı 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 7 olarak yazdım. Şimdi bu sayımızı da arkadaşlar aynen yazıyorum. Bakın 2 üzeri 4 çarpı 3 çarpı 7'nin karesi. Şöyle kalemizi değiştirelim. Arkadaşlar ekokta Tabanları ortak olanlardan üstü büyük olanları alacağız. Bir de ortak olmayan her bir sayı almam gerekiyor. Bakın 2 var, 2 üzeri 4 var. 2 üzeri 4'ü aldım. Çarpı. 3 var, 3 üzeri 2 var. 3 üzeri 2 üstü büyük olduğu için aldım. 7 var, 7'nin ikinci kuvveti var. Evet, 7'nin ikinci kuvvetini de alarak ekoklarını bulmuş olduk. O halde 2 üzeri 4 çarpı 3'ün karesi çarpı 7'nin karesi. Yani A şıklı, doğru yanıt olur deriz. Evet devam ediyorum. Pardon. Evet altın soruya geldiğim zaman A ve B sayılarının ek oku yandaki gibi hesaplanmıştır. Buna göre A, B'nin ek oku kaçtır şeklinde soruyor. Gençler biz burada şu aradaki harfleri bulmadan A ve B'nin direkt ek okunu istediği için A ve B sayılarının işimiz yok gençler. Ek okunu ne yapıyorum? Buradaki tüm sayıları çarparak buluyorum. Bakalım 1, 2, 3, 4 tane 2 var. 2 üzeri 4 çarpı 2 tane 3 var. 3'ün karesi. 2 üzeri 4, 16 çarpı 9. 16 ile 9'u çarparsak da 144 olur. Ekokları deriz. Yani C şıkkı da doğru yanıttır diyorum. Evet temizleyerek devam edelim. İşlemin sonucu kaçtır diyor gençler. Burada iki tane ne yapmam gerekir? Ekok hesabı yapmamız gerekir. Öncelikle 25 ile 40 ile iki konu. Daha sonra 120 ile 80'in ekokunu bularak sorumuzu çözeceğiz. Gerçekten 2'den başlayarak bölelim. Evet 42'ye bölersem 20. 25 bölmez aynen yazdım. 2'ye böldüm 10. 25'i aynen yazdım. 2'ye böldüm 5. 25'i yazarız. Evet artık 2 ve 3'e bölümü bitti. 5'e böldüm 1. 5 5'e böldük 1'dir. Bakın burada ekokları için 1, 2, 3 tane 2. 2'nin 3. kuvveti çarpı 5'in karesi. Burada 8 kere 25'ten 200 olur deriz. İstersek şöyle de diyebiliriz gençler. Bakın 2 ile 5 çarptım 10. Bu 2 ile 5 çarptım 10. Bir de 2'miz var. 10 çarpı 10 çarpı 2. 10 kere 10 100. 2 ile çarparsak ekokları 200'dür deriz. Evet, 120 ile 80'in yine 2'den başlayarak bölersem gençler. 60, 40 2'ye böldüm. 30 20 2'ye bölüyorum. 15 10 2'ye böldüm. 5 15. Evet, 2'ye bölünmez gençler. 3'e böldüm. 5, 5, 5'e böldüm. 1. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şöyle 2 ile 5 çarptım. 10 Evet 2 çarpı 2 çarpı 2 8 yapar 8 ile 3 çarparsam 24. 24 ile 13 çarparsak da ekokları 240'tır. Bizden bu ikisinin toplamını istemiştim. 200 artı 240. 440 olur sorumuzun yanıtı. B şıkkı doğru yanıt olur diyoruz. Evet temizleyerek 8. soruya geçelim. 75 ve 60 sayıların en küçük ortak katı yani ekoku 60'ın kaç katıdır? Gençler 75 ve 60'ın asal çarpanları ayırarak ekoklarını bulalım. Evet 2'den başlayarak bölersem 30 75 bölünmez aynen yazdım. 2'ye böldüm 15 75 bölünmedi. 3'e böldüm 25 5 Evet 5'e böldüm 1 5 5'e böldük 1'dir. Şimdi ekoklara bakacak olursak gençler. 2 ile 5 çarptım 10. 2 ile 5 çarptım 10. Bir de ne var? 3 var. Evet 10 çarpı 10 100. 3 ile çarparsak ekokları 300'dür. Evet 300. 60'ın kaç katı gençler? Ne yaparız? 300'ü 60'a bölersek 60'ın 5 katı olur. Sorumuzun yanıtı C şıkkı deriz. Evet temizleyerek 9. soruya geçiyorum. Yukarıda verilenlere göre A ve B'nin ekoku aşağıdakilerden hangisidir? Gerçekten asal çarpanlarına ayrıldığı zaman ek ok da ortak olanlardan üstü büyük olan ve ortak olmayan her bir sayıyı alır çarparız. Bakın 2 üzeri 2 var 2 üzeri 3 var. Kuvveti büyük olan üstü büyük olan 2 üzeri 3'ü aldım. Çarpı. 3'ün Üçün 3. kuvveti 3'ün kendisi. Evet üstü büyük olan 3'ün 3. kuvveti. Bir de 5 beş var. 5'in karesi var. Bakın üstü büyük olan 5'in karesini alırız. O halde 2'nin küpü çarpı 3'ün küpü çarpı 5'in karesi yani C şıkkı da ekok olur diyoruz. Evet devam edelim. 10'un süreye geldiğim zaman 16 ve 9 sayının sayısının Ortak katlarından biri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi gençler ortak katı yani ekok'unu istemiyor, ortak katını istiyor. Önce bir ekok'unu düşünelim. Bakın 16 ile 9 gençler aralarında asal sayılardır. Aralarında asal sayıların ekok'u şöyle ekok bu kuralları kullanırsan daha pratik yaparsın diyorum. 16 ile 9 aralarında asal olduğu için ekokları bu iki sayının çarpımına eşittir. Yani 16 çarpı 9 da 144'tür. Şimdi gençler 144 birinci katı. Şimdi 144 cevap anahtarında cevap şıklarında yok. O halde 144'ten sonra 288 ikinci katıdır. Eğer cevaplarda 288 olmasaydı 3. kat 4. kat şeklinde devam edecektik. Bakın 288 olduğu için B şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet devam edelim. 11. soruya bakalım. Yanda verilen bölen listesine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi gençler şıklara baktığımız zaman A ile B'nin ekoku 280'dir. A ve B en üstteki iki sayımız. O halde ekoklar için bunların çarpımı düşüneceğim. Bakın şöyle yapalım arkadaşlar. Temizleyeyim. 2 ile 5 çarptım 10 yapar. 2 çarpı 2 4 yapar. 7 ile çarptım 28. ile 28 10'u çarparsak da 280 ekoktur. Yani A şıkkı doğrudur. Şimdi 5 hakkında G ve D'nin ek okuna bakacağım. Şimdi gençler bakın şöyle baktığımız zaman G 1 kere 7 7'dir. Şimdi D'yi bulacak olursak da buradan başlıyorum. Üstten birden başlıyorum. Bakın 1 kere 5 5. 5 kere 2 10. 10 kere 2 20'dir. O halde ne yapıyorum? 7 ile 20'nin ek okunu bulacağım. Evet. G7, D de 20 oldu. Arkadaşlar şunu çok rahat söyleyebiliriz demiştik. Bakın aralarında asal sayıların ekoku asal çarpanları ayırmadan şunu yapabilirim. Aralarında asal yani ortak birden başka bölenleri yok. O halde ekokları için ikisini çarparsam 7 çarpı 20 ekokları 140 olur deriz. Bakın B şıkkını da doğru olarak söyleriz. Peki şimdi arkadaşlar şu kalem rengini değiştireyim. A'ya bakalım. Şimdi G'yi 7 demiştim. 7 ile 5 çarpıyorum. C'nin değeri 35. Bakın C'ler değişmediği için bunlar 35'tir. 35 ile 2'yi çarparsak A da 70'tir. Evet burası 70 oldu. Peki F neydi arkadaşlar? F bakın burada 5'tim. Şimdi ekok için arkadaşlar 5 70'in arkadaşlar 14'te 1'dir. Veya 75'in tam katıdır. Yani 14 katıdır deriz. Yani ekokları 70'tir derim. Sonra olarak D'ye baktığımız zaman C'nin değeri 35'ti. F'nin değeri 5 gençler. Şimdi EBOB'ları istiyor arkadaşlar. Bakın 35 de 5. EBOB'ları bulurken arkadaşlar iki sayı birbirinin tam katıysa küçük olan EBOB'tu. Yani EBOB'lar 5'tir der. Bakın burada 10 yazdığı için bu bilgi yanlıştır. Ve değişiklik sorumuzun doğru yanıttır deriz. Evet devam edelim. 12. soruda 12 ve x sayıların ekoku 12 olduğuna göre x yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Şimdi gençler ekok ortak kat demektir. Eğer ortak katı 12 olduğuna göre bakın ekoku 12 dedik. O halde x'in ne olması gerekir? Mutlaka 12'nin bölen olması gerekir. Bu 12'nin böleni olacak. Zaten bir sayımızın bir tanesi 12. O halde 12'nin bölenlerini yani çarpanlarını ayıralım. Evet. 1 kere 12 2 kere 6 3 kere 4. Şimdi baktığımız zaman 1 var. 2 var. 6 var ama 8 12'nin böleni veya çarpanı değildir der. D şıkkını, denizli şıkkını doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet. Devam ediyorum. 60 ve 25 sayıların ortak katlarından kaç tanesi 3 basamaklıdır diyor. önceki 25 ile 60'ın Asal çarpanlarına ayırarak en küçük ortak katını bulacağım. 2'ye böldüm 25 bölümde de aynen yazdım. 60'ı böldüm 30. 2'ye böldüm 15. 25. 3'e böldüm 5. 25. 5'e böldüm 1. 5. 5'e böldüm 1'dir. Şimdi baktığımız zaman şöyle 2 kere 5 10. 2 kere 5 10. 10 çarpı 10 çarpı. Bir de 3'ümüz var. Buradan 300'dür. Peki bu 300 arkadaşlar ne bizim için ekok'u? Şimdi ekok'u 300. Evet diğer katlarda arkadaşlar 300'ün katlarıdır. Bakın 300 600 900 1200 1500 şeklinde devam eder. Bizden üç basamakları istediği için 300 600 900 olur diyoruz ve 1200'ü eliyorum. O halde üç tanesi üç basamaklıdır der. Bursa şıkkını doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet devam edelim. 14. soruya geçelim. Evet işlemin sonucu kaçtır? Şeklinde soruldu. Gençler önceki 72 ile 16'nın ekokunu bulalım. Şimdi 16 ile 72 arkadaşlar birbirinin katı olmadığı için normal ekok yöntemiyle bulacağız. Yani asal çarpanlarına ayıracağım. 2'ye böldüm 30, 36. 16'yı 2'ye böldüm. 8. Tekrar 2'ye böldüm 18. 4. 2'ye böldüm 9. 2. 2'ye böldüm 1. 9 bölünmez. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1'dir. Şimdi baktığımız zaman 1, 2, 3, 4 tane 2. Yani 2 üzeri 4 çarpı 3'ün karesi. Buradan 16 çarpı 9. Ekokları 144'tür. Burası 144. Şimdi 24 ile 8 arkadaşlar birbirinin tam katıdır. 24 8'in 3 katıdır. O halde ek 24'tür. 14 ile 49 da bulalım. Evet 49 19'un 14'ün tam katı değil. Ondan dolayı normal şekilde bulacağız. Şimdi baktığımız zaman 2'ye böldüm. 7 49 bölünmez. 7'ye böldüm. 1 7. Gençler EBOB'unu bulacağımız için ne yapıyoruz? Ortak oranı daire için alıyorum. Bakın 7'ye böldüm. 1'dir. Evet buradan EBOB'lar ne çıktı gençler? 7 çıktı. Şimdi o halde işlemimize bakalım. 144 artım 24 bölü 7. 144 ile 24 toplarsam 168 bölü 7. 168 7'ye bölecek olursak da 24 olur sorumuzun yanıtı. Denizli doğru yanıt olur diyoruz. Evet, temizleyerek 15. soruya geçiyorum. Yukarıda verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar bakın asal çarpanlarına ayrılmış haliyle verildi. Şöyle A şıkkıyla başlayalım. K ve N'nin EBOB'unu bulacağım. EBOB'da biliyorsunuz arkadaşlar ne yapıyoruz? Tabanları ortak olanların üstü küçük olanı alacağız. K'ye ve N'ye bakıyorum. Şimdi 2 üzeri 3 var, 2 var. 2'yi aldım. Evet, 3 var arkadaşlar. 3'ün 4. kuvveti var. 3'ü aldım. Bakın burada 5 var ama burada 5 yok gençler. O halde 5'i alamayız. Sadece ortakları alacağız. EBOBları 2 çarpı 3'ten 6'dır. Bakın burada 5 de olduğu için bu yanlıştır. Evet, B'ye bakalım. K ve N'nin ekoku. Ekok'ta da arkadaşlar ortak olanlardan kuvveti büyük olanları alacağız. Yine K ve N'ye bakıyorum. 2 üzeri 3 var. O halde 2 üzeri 3'ü aldım. Evet ortak olmayan her bir sayı da alacağız. Aynı zamanda 3 üzeri 4 var. 3 var. 3 üzeri 4'ü aldım. Evet bir de arkadaşlar bakın 5 var. Diğerinde yok ama 5 ortak olmadığı için sadece 5 olarak aldık. Burada da arkadaşlar neye eksik dikkat edersiniz. Bakın burada 5 eksik. O halde bu bilgi de yanlıştır. Evet, C'ye bakalım. K ve L'nin ekoku. K ve L'nin arkadaşlar. Şu ikisine bakıyorum. Ekokta ne yapıyoruz? Ortak olanlardan büyük olanı ve ortak olmayan her bir sayıyı alacağım. Göre C şıkkı diyelim. Evet 2 üzeri 3 var 2 var. 2 üzeri 3'ü aldık. Çarpı. Evet 3 var arkadaşlar. 3'ün ikinci kuvveti var. Kuvveti büyük olan 3'ün ikinci kuvvetini aldım. Evet 5 beş var. 5'in 3. kuvveti var. 5'in 3. kuvvetini de alarak ekoklarını yazarım. Şimdi arkadaşlar bakın 2 üzeri 3 çarpı 3'ün karesi çarpı 5'in 3. kuvveti 30'dan çok büyük bir sayıdır. Sadece 5'in 3. kuvveti 125 yapar. Şöyle yazabiliriz 8 çarpı 9 çarpı 125 30'dan çok büyüktür arkadaşlar. O halde bu bilgi de yanlıştır. Evet D'ye bakalım. M ve L'nin ekoku ekokta ne yapıyoruz? Ortak olanlardan üstü büyük olanı ve ortak olmayan her bir sayıyı alacağım. 2 üzeri 3 var m'de. Evet m ile l'ye bakıyoruz. Dikkat edelim. 2 üzeri 3 var. 2 var. 2 üzeri 3'ü aldık. Çarpım. 3 üzeri 2 var. 3 üzeri 2 var. Bir tanesini alıyorum. Aynı. 5'in karesi var. 5'in 3. kuvveti var. 5'in 3. kuvvetini aldım. Gençler bakın. 2'nin 3. kuvveti. 3'ün karesi ve 5'in 3. kuvveti. Evet 3'ü de doğru oluyor. Ve D şıkkı da doğru yanıt olur deriz Evet temizleyerek 16 soruya geçiyorum 10 ile Ekoku 10 olan rakamların toplamı kaçtır Gençler rakam dediğine dikkat edelim şimdi bir sayının arkadaşlar onla ekokun 10 olması için diğer sayıların 10'un çarpanı olması gerekir Evet 10'un çarpanlarını bulalım bakın bir kere 10 10 yapar 2 ile 5 çarparsam da 10 yapar rakam dediği için ne yapıyoruz bu onu ediyorum o halde 1, 2 ve 5 rakamlarının 10 ile ekoku 10'dur. O halde bunların toplamı için 1 artı 2 artı 5 8 olur sorumuzun cevabı. B şıkkı doğru yanıt olur diyoruz. Evet gençler bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.